Herkese merhaba. Farklı bir platformda yıllar sonra yeniden birlikteyiz. YouTube'da bir kanal açma fikri işin açıkçası çok cazip gelmemişti bana. Sanırım ben bir yazı insanıyım. Yani duygularını, düşüncelerini yazıyla, kalemle daha iyi ifade edebilen biriyim. Ancak aylardır arkadaşlarım, çevrem, eşim, dostum ve tabii ki sizler, takipçiler, çok ciddi bir şekilde YouTube kanalı açmam konusunda beni cesaretlendirdiniz. Baskıya varan yorumlar geldi. Onun sonucunda ben de görüşümü bir daha değerlendirdim ve böyle bir girişimin içerisinde girdim. Ümit ederim herkese faydalı olur. Çünkü benim yazarken de, efendim konuşurken de en büyük gayem insanlara faydalı olabilmek. Özellikle uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında kendimi bir öğrenci olarak hissediyorum ve konuştuğum insanlara, yazdığım insanlara bir şeyler aktarabilmeyi, aynı zamanda da o etkileşim içerisinde ben de bir şeyler öğrenmeyi çok arzu ediyorum. YouTube kanalı çok farklı imkanlar sunuyor bu konuda. Adeta bir çeşit açık üniversite gibi. Yani üniversite amfilerinde, sınıflarında biz 20 kişi, 30 kişiye, 100 kişiye belki en fazla ders anlatabiliyor idik. Ama burada milyonlarca insana, yüz binlerce, binlerce insana ulaşabilmek imkanı doğuyor. Ümit ederim ben bu işi başarabilirim ve sizlerin beklentilerini karşılayabilirim. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Yorumlarınızı eksik etmezseniz, teknik eleştirilerden içerik eleştirilerine kadar bunlar ciddi yön gösterici olacaktır ve kanalın içeriğini geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu kanalda ne konuşacağız? Biraz da ondan bahsedeyim müsaade ederseniz. Benim uzmanlık alanım uluslararası ilişkiler, dış politika, dünya gelişmeleri. Doğal olarak bunlardan bahsedeceğim. Dünyada neler oluyor? Dünyada çok büyük değişimler yaşanıyor. Müthiş bir devinim söz konusu. Malum Türkiye'nin gündemi o kadar yoğun ki etrafımıza bakmakta zorlanıyoruz. Oysa ki dünya bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce karşılaşmadığımız büyüklükte devasa değişiklikler içerisinde. Hatta bazı tarihçiler, siyaset bilimciler dünyanın Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki hale çok benzediğini söylüyorlar. Bazıları İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki hale çok benzediğini söylüyorlar. Benim de kanaatim aynı şekildedir. Dünya öylesine alarm verici, endişe verici belirtiler gösteriyor ki sanki 3. Cihan Harbi'ne çok yakınmışız gibi bir hisse insan kapılıyor. Sanki dünya topyekün bir savaşa yeniden girişecekmiş gibi belirtileri alabiliyoruz. Ukrayna'daki savaş zaten bir bölgesel savaşın ötesine geçmeye başladı. Bütün dünya dengelerini etkiliyor. Bir yanda Rusya, diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa çok ciddi bir bloklar arası çatışma örneği sergiliyorlar. Bütün Batı dünyası silahlarını Ukrayna'ya yığdı ve Rusya da bütün gücüyle adeta Batı'yla Ukrayna toprakları üzerinde çarpışıyor. Ama burada kalmıyor. Bakıyoruz İran Rusya'ya silah satarak destek veriyor. Hemen arkasında Çin biraz çekimser gibi görünüyor, biraz belli etmeden bunu yapıyor gibi görünüyor ama Rusya'yla yakınlaşan da bir Çin var. Burada kalmıyor Japonya. Güney Kore, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda, yani bütün dünyayı kapsayan, İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz bloklaşmayı andıran biraz farklı aktörlerle bir bloklaşma yaşanıyor. Bu ekonomiden siyasete, toplumsal konulardan askeri konulara kadar her alanı ister istemez etkiliyor. İşte biz bununla kanaatimce Türkiye'de yeterince ilgilenemiyoruz. Buradaki gelişmeleri yeterince göremiyoruz. İçerideki kaynama, Türk iç siyasetindeki sorunlarımız nedeniyle başımızı kaldırıp etrafa şöyle bir bakamıyoruz. Ümit ederim ki bu kanalda bunu başarabiliriz. Dünyadaki gelişmeleri olabildiğince orijinal kaynaklarından sizlere ulaştırabiliriz. Bu kanalda üzerinde durmayı çok arzu ettiğim ikinci konu ise siyasetteki büyük değişim kadar önemli. O da toplumsal alandaki değişim. İnsanın tabiatı değişiyor, toplumun tabiatı değişiyor. Teknolojik yenilikler, postmodernite dediğimiz, modernitenin ötesine geçen toplum yapısı ve anlayışı bizleri çok değiştiriyor. Öylesine çok değiştiriyor ki bizi insan olarak hayatı anlamamızı değiştiriyor.
Bunun ne anlama geldiğini birkaç kelimeyle ifade edebilmek kolay değil. Ümit ederim ki bu konuda seri arka arkaya bazı programlar yaparak bu konuyu açabiliriz. İşte yapay zeka hayatımızı nasıl değiştirecek? Tehlikeli mi, faydalı mı? İkisi de muhtemelen. Sonra insansı robotlar, yapay zeka ile birleşmiş sentetik insanlar. En son biliyorsunuz Cambridge Üniversitesi'nde kadına ve erkeğe ihtiyaç duymadan bir embriyo oluşturuldu. Yani anne babadan herhangi bir şey gelmeksizin bir insanın ilk hücreleri meydana getirildi. Bu devam ettirilirse ortaya ne çıkacak? İnsan mı? İnsansı bir et parçası mı? Peki bunlara yapay zeka eklenirse, robotlarla genetik alanındaki çalışmalar birleşirse ortaya ne çıkacak? Bu korkutucu değil mi? Bunların üzerinde de durma fırsatını bulacağız. İlk video için çok fazla uzatmak istemiyorum. En son olarak buradaki çalışmalarımızda, konuşmalarımızda hangi ilkeyi benimseyeceğimizi, hangi ilkeler üzerinde devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Burada komplo teorileri olmayacak. Yani dış güçler, uzaylı güçler, gizemli güçler, efendim kehanetler, kahinler vesaire. Bunlardan ziyade somut olgular ve veriler üzerinden analizler yapacağız. Çok ciddi analizler yapmaya çalışacağız. Emek vereceğiz ve o emeklerimizi sizlerle paylaşacağız. Birlikte dünyadaki gelişmeleri ve çevremizdeki gelişmeleri daha iyi anlamaya çalışacağız. Biraz önce de ifade ettiğim gibi sizlerin katkısı bu çalışmalarımızı interaktif hale getirir ve çok daha başarılı kılar. Şimdilik burada kesmek istiyorum. Daha sonraki videolarımızın her biri ayrı bir konuda olacak. Yeni bir videoda buluşmak ümidiyle efendim hoş geldiniz demek istiyorum. Ümit ederim kanalımız faydalı olur size de bana da.